Merhabalar, Hobbler Mörk kanalına hoş geldiniz. Bugün yine çok muhteşem ve muhteşem bir model öreceğiz. Şimdi beyaz ipimle öreceğim. Siz istediğiniz her marka iple model örebilirsiniz. Ben beyaz iple modelin kurulumunu yapacağım. Maxara iplerini kullanıyorum. Bunlar pamuk ipler. 26'ya 6 ayıplarından birazcık kalınlar. Ben kamera açımı ayarlarken siz kanala abone değilseniz hemen abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Modelin orta kısmını sihirli halka ile yapacağız. Ben işaret parmağımı dolayarak yaptım. Siz bildiğiniz bütün yöntemleri kullanabilirsiniz. Halkamı oluşturdum. Halkamın içerisinden geçiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu 3 zincir benim ilk trabzanım. Halkama geri döndüm. Zincirimle birlikte halkama toplamda 18 adet üçlü trabzan yapıyorum. 18 adet üçlü trabzanla halkamın içini dolduruyorum. Evet, sihirli halkamın içerisine 18 tane trabzanımı yaptım. Bir üst sıra için 3 tane zincir çekiyorum. Bu üst zincir benim ilk trabzanım. 2 tane de arası için çektim. 5 tane. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı noktaya batarak bir trabzan daha yaptım. Şimdi buraya bir V oluşturdum hanımlar. 4 tane zincir çekiyorum arada. 1, 2, 3 ve 4. Buradan 1, 2, 3. trabzanın üzerine tekrar bir V yapacağım. Bu geçişlerdeki zincir gergin olursa bir artırabilirsiniz. Ben de duruma göre değerlendireceğim. Modeli birlikte kuruyoruz. 2 tane zincir çektim. Bir V daha yaptım. 1, 2, 3. 4 zincir çektim. 1, 2, 3. trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Aralarda 2 tane trabzan atlıyorum. Bir sıra modeli bu şekilde dolanacağım. 1, 2, 3. Toplamda 6 tane V'm olacak. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Bakın 6 tane, şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane V oluşturdum. Hemen ilk ara boşluğuma ipimi alıyorum. Başlangıcımı buraya taşıdım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Benim ilk trabzan. Aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Yan yana 2 trabzan yaptım. Arada 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 trabzan yapıyorum. Buraya artık 2 2 trabzanlar yaptım ikili. Buradan 1 2 zincir çekiyorum. Boşluğa bir trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki aralığa geldim. Şimdi burada 2 tane zincir çektim ama 3 çeksek daha düzgün ve güzel duracak gibi görünüyor. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Aynı boşluğa tekrar 1, 2 trabzan yaptım. Arada 2 zincir. Ara boşluğa 1 trabzan. Bir sırada bu şekilde kuruyorum modeli. Sıramı tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Şimdi bir üst sıra için yine ipimi ara boşluğa alacağım. Şurada bir trabzanım var. Kaybolsun istemiyorum. Direkt geçmeyeceğim. Üzerinden ilmek alacağım. Sonra kilitleyeceğim. İpimi taşıdım. Buradan yine üst zincir çekiyorum. Yan yana 2 trabzanımı yaptım. Bir süre boyunca modelin buradaki kurulumu aynı şekilde devam edecek. Arada 3 zincir çekiyorum. Tekrar buraya 2 trabzan yapıyorum. Yine aynı kurulumu yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Buraya 1 trabzan yapıyorum. Alttaki trabzanımı yapıyorum. Tekrar diğer tarafa da 1 trabzan yapıyorum. Şimdi altta bir trabzanım vardı. Bir buradan artırarak trabzan sayımı 3'e çıkardım. Buradan model çıkartıyoruz hanımlar arada. Tekrar 1, 2 tane zincir çektim. Eğer bu geçişlerdeki bu 2 zincir gerginlik hissi verirse modelinizde bir toparlanma, zincir sayınızı 1 artırabilirsiniz.
Bir sırada modeli bu şekilde dolanıyorum hanımlar. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Şimdi hemen ipimi bu ara boşluğa taşıyorum ve tekrar bir üst sırayı kuruyorum. Üst zincirimi çektim. İki trabzanım. Yan yana iki tane trabzanımı yaptım. Aradaki zincir çekiyorum. Pardon, 3 çekiyorum. Tekrar iki trabzanımı yapıyorum. Burada yine bir iki zincir çektim. Bir trabzan artırmamı yapıyorum. Bir trabzan da buradan artırıyorum. Şimdi bakın. 1 ile başladık. 3, 5, 7 diye artmaya devam edecek. Kaç sıra boyunca artacak? 6 sıra boyunca 1, 2, 3. sırayı bitireceğiz. 3 sıra daha modeli aynı şekilde kuracağım. Sonra model değişiyor. Oraya kadar kurup oradan sonra örmeye devam edeceğiz. Evet, sıra kurulumumu yaptım. 7 sıra boyunca kurdum hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sıra boyunca aynı şekilde hiçbir değişiklik yapmadan modeli genişletiyoruz. Şimdi bu sıramızda ipimi yine taşıma işlemi yaparak orta kısmı alıyorum. Şöyle kameramı da yakınlaştırayım azıcık. Trabzanından ilmek alıyorum bir tane. İpimi buraya alıyorum. İpimi buraya taşıdım. 3 tane zincir çekiyorum. Yan yana 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 1, 2 trabzan yan yana. Arada 3 zincir. Tekrar aynı noktaya 2 trabzan. Bu sıramızda değişiklik olan bölümümüz burası. 1, 2, 3 grup yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Hatta bu sefer 2 de çekebilirim. Artırmamı yaptım. Alt sıralarda geçişlerde 2 ile başlamıştım ama daha düzgün dursun diye buradaki zincir sayımı da 1'e artırdım. Onu da belirteyim. Yine trabzanlarımı yapıyorum. 3 sayalım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bir tane buradan artırmamı yaptım 15 15 tane trabzan yaptık. Yine artırma işlemini yaptık. Buradaki kurulumu da bütün ara boşluklara yaparak bir sıra daha dolanıyorum. Evet, sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Tekrar bir üst sıradan modeli kurmaya başlıyoruz. İpimi yine ara boşluğa alacağım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlk trabzanı. 1, 2, 3. Arada geçişte 3 zincir çekiyorum. Buraya iki gruba ayıracağız bu şekilde bu sıramızda. 1, 2, 3. Bu şekilde iki gruba ayırıyoruz. İki zincir çekiyorum. Trabzan artırması yapmıyorum artık. Eksiltme de yapmıyorum. Alttaki bütün trabzanlarımı tekrarlıyorum.
Hiçbir trabzan artırması veya eksiltmesi yapmadım. Alttaki bütün trabzanlarımı yaptım. Buradan 1, 2 ara boşluğa geliyor. Eğer gergin olursa 3 çekebilirsiniz. 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Bir sırada modeli bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Bir üst sıradan tekrar modeli kurmaya devam ediyoruz. İpimi yine ara boşluğuma alacağım. Bir üst sıra için ipimi tekrar taşıyorum. Ara boşluğumu aldım. Yan yana iki trabzanımı yapıyorum. Arada üst zincir. Tekrar iki trabzan. Şimdi burada iki zincir çekiyorum. Buraya üç tane trabzan yapıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bu kurulumu yapıyorum. Buradan yeniden model çıkartıyoruz hanımlar. Üst zincir çektim. Bu sefer bir atlıyorum, ikinciden başlıyorum. Eksiltme yapıyoruz. Nasıl artırarak genişlettiysek buradaki üçgenimizi eksilterek de kapatacağız. Evet, bir tane de buradan eksiltiyorum. Üst zincir çekiyorum. Bu geçişlerdeki zincir sayısını lütfen kendi elinize göre ayarlayın. Üç trabzan yapıyorum. Bir sırada modeli bu şekilde kuruyorum. Bir sırada bu şekilde dolanıyorum.
Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Tekrar bir üst sıradan model kuruyoruz. Artık burada her sırada iki tane trabzan eksilecek. Bir bu baştan, bir diğer baştan ve yukarıda bir tane kalana kadar bu eksiltme işlemini yapacağız. Buradan da tekrar model çıkartıyoruz hanımlar. Çok güzel bir model oluyor. Hemen ipimi yine buradaki ortada boşluğa alıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Pardon, üç tane zincir çekip iki tane trabzan yapıyorum yan yana. Hemen bunu netleştireyim. Arada üç zincirim var. Tekrar buraya iki trabzan. Buradan bir, iki, üç zincir çekiyorum. Boşluğa üç trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum. Buraya tekrar 2 ve 3. 3 trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Yine yan yana 2 trabzan. Arada 1 sırada 1, 2, 3 tane yapacağız. 1 ile başladık. Her sırada artıracağız. Trabzanlarımızı da eksiltme işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Birinciyi atlıyorum. İkinciden başlayarak. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ve 11 tane trabzan. Şimdi bir tane buradan, bir tane de bu taraftan eksilttim. Modelimi bu şekilde kurmaya devam edeceğim. Yukarıda bir tane kalana kadar aynı şekilde sıraları kurulumunu yapacağım. Buradan da her sıramda 1, 2, 3'e çıkacak. Bir üst sırada 4'e çıkacak. Bu şekilde buradan da yeni bir model çıkacak. Yukarıda trabzanlarımdan bir tane kalana kadar, burada kurduğum gibi, yukarıda bir tane kalana kadar aynı şekilde örmeye devam ediyorum.